Merhaba değerli seyirciler. Bugünkü Engelsiz Bir Yaşam programımızda sevgili başkanımız, Türkiye Bedensel Engeller Federasyon Başkanı Demirhan Şerefhan Bey konuğumuz. Bunca yoğunluğun arasında bize vakit ayırıp böylesi güzel bir günde bizimle olduğu için kendisine teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle partnerimiz Elif Kalaycıoğlu. Kendisine ben de hoş geldin derken neden Elif Kalaycı olduğunu ben açıklamak istiyorum. Programımıza gerek Engeller Camiası'ndan gerek BCK Camiası'ndan gelen yoğun istek üzerine programınızda engelliler sporuna biraz daha ağırlık verin dediler. Ve biz de bilgi birikiminden dolayı sevgili engelli arkadaşımız Elif Kalaycı olduğunu da rica ettik. O da sağ olsun bizleri kırmadı ve kabul etti. Ben Beşiktaş TV adına çok teşekkür ediyorum Elif Kalaycıoğlu'na. Şahsım adına ben de çok teşekkür ediyorum. Böylesi güzel bir programda, böylesi güzel bir oluşumda burada olabilmek de çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi, çok başarılı bir insansınız. Sizi yürekten kutluyoruz. Teşekkür Öncelikle bütün Engeller Camiası adına. Evet diyoruz ki efsane geri döndü. Ben değil tabii. Programı biraz ara verdik ama ben değil. Efsane bizim camianın efsanesi. Bizim camianın efsaneleri sayılıdır. İşte Yavuz Koca Ömer'dir. Demirhan Şerefhan'dır. Kaya Çilingiroğlu'dur. Böyle Müslüm Gürel'dir. Böyle parmakla sayılacak insanlar vardır. İşte bunlardan bir tanesi Demirhan Şerefhan. Bütün camia o kadar çok uğraştı ki tekrar başkan olabilmesi için 8 sene başkanlık yaptı. Daha önce de yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ve engelli spor içerisindeki tüm oluşumların içerisindeydi. Ve bütün camia ve ben de biz de Demirhan Şerefhan'ı çok seviyoruz. Aramıza tekrar yeniden hoş geldin diyoruz. BJK TV'ye de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tüm engelli arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz adına yürekten kucaklıyoruz. İyi ki aramıza geldiniz. Ben sevgili arkadaşım, partnerim Elif Kalaycıoğlu'na bırakıyorum. Çok güzel sorular hazırlamıştı kendisi. Evet. Buyurun. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Tekrar ikinci dönem sizlerle beraber olmaktan biz de çok mutluyuz spor kulüpleri adına. Kendi şahıslarımız adına. Bu sevgi selini ben sizden dinlemek istiyorum. Engelli camiasının evet. Sevgi selini. Çünkü büyük bir istek, büyük bir heves vardı tekrar sizinle bir arada olabilmek adına. Ben bu sevgi selini sizle tekrar paylaşıp dinlemek istiyorum. Ve bu arada büyük bir farkla geldi. Evet. Tabii önceki başkana da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet. Ama büyük bir farkla geldi ve engeller camiasının isteği üzerine geldi. Evet. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş zaten özellikle engelliler konusunda hep lider, hep öncü. 2000 senesinde ilk federasyon başkanı olduğumda 3 büyük kulübe ben fax çektim. Hepsini teker teker aradım engelli şubesinin açılmasıyla ilgili olarak. Ve ilk dönen o zaman Sayın Başkan Serdar Bilgili'ydi. Evet. Telefonla direkt döndü. Biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Onların da çok emekleri var. Çok, Başkan çok. Dedi biz dedi bu yolda sizle beraber varız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Biz dedik ki biz de federasyonun bilgi birikimini, tecrübesini, her şeyi size kanalize etmeye hazırız. Hep beraber iyi günlere, güzel günlere doğru yol alırız diye konuşmuştuk ve ilk engelli şubesini açan da 3 büyük kulüplerimiz içinde Beşiktaş'tı. Daha sonra Galatasaray zaten ondan sonra da yayılmaya başladı. 3 büyük veya 4 büyük tabir ettiğimiz kulüplerden sadece ikisinin engelli şubesi açıldı. Tabii baktığınız zaman bu sevgiseli karşılıklı. Eğer bir insandan, bir kişiden veya bir objeden elektrik alıyorsanız onu seversiniz. Eğer o da sizden bir elektrik alıyorsa o da sizi sever. Bazen karşılıklı, bazen karşılıksız. Ama benim sevgim hep karşılıksız oldu. Çünkü Türkiye'de gerçekten bir engelli sorunu vardı. Evet. Engelliler konusunda vitrinde olabilmek adına, onların problemlerini kamuoyuna duyurabilmek ve taşıyabilmek adına vitrinde olması gereken farklı bir nesne vardı.
bizim için, biraz önce saydınız Yavuz Koca Ömer için, benim için ve bu işlerde ilkleri oynayan insanlar için. Ve baktık ki tamam, derneklerimiz çok güzel işler yapıyor, konfederasyonlarımız var, federasyonlarımız var, devletimizin bir takım kurumları, kuruluşları var. Ama biz burada sporun ön plana çıkması için bir gayret içine girdik ve bu gayret içinde de doğru şeyler yaptığımıza inanıyorum. İlk 96 senesinde o zaman başkanımız Perihan Savaş'tı. Evet. Ben de kendisinin yönetim kurulu üyesiydim. Bizim ailemizde bir engellimiz yok. Yakın çevremde evet, de... Evet, en çok onu merak ediyorlar yakın, aslında. Neden Demirhan Şerifhan yani engellileri bu kadar çok seviyor? Yakın diye. Çevremde de engelli yoktu. Ta ki Perihan Hanım'la ve federasyonla tanışana kadar. Benim idealim hep şuydu. Ülkenin herhangi bir sıkıntılı problemiyle ilgili bana düşen bir görev olursa her zaman ben o problemin giderilmesi için veya daha iyi ilerlenmesi için uğraş veren bir insanım. Değişik sivil toplum örgütlerinde görev yaptım. Ankara'da Ankara İş Adamları Derneği Başkanlığı yaptım. Türkiye Sanayici İş Adamları Vakfı Başkan Yardımcılığı yaptım. Burada da bize böyle bir görev düştü ve 1996 senesinde Perihan Hanım'la beraber başladık. Yavuz Bey o zaman Perihan Hanım'ın başkan yardımcısıydı. Onu orada tanıma fırsatım oldu. Tabii ki bu insanlar bizim için bir şans. Ve onlarla beraber o zaman 27 yaşındaydım. 30 yaşından önce federasyonlara yönetim kurulu üyesi olarak giremiyorsunuz. Mevzuat gereğiydi evet. O zaman. Ama beni herhalde gözden kaçırdılar. Ve ben 27 yaşında yönetim kurulu üyesi olarak federasyona adım attım. İyi ki kaçırmışlar başkanım. Ve o günden bugüne baktığınız zaman bir şey almaksızın veya bir şey almayı beklemeksizin hep görev yaptık. İşte biraz önce dedim ya, ülkenin eğer ekonomik konularda bir sıkıntısı varsa diğer sivil toplum örgütlerinde ona el attık. Ülkenin farklı konularda sıkıntıları varsa onlara el attık ve nihai olarak, hatta ben şöyle tabir ediyorum, çıraklık dönemimiz bitti, artık evet. Ustalık dönemindeyiz. Sayın Başbakanımızın kendisi için söylediği gibi gerçekten de öyledir. Çünkü artık biz çoğu şeyi hazmettik, çoğu şeyi öğrendik ve bilgimizi, tecrübemizi satar hale geldik. Sadece yurt içinde değil, tüm dünyada. Evet, gerçekten öncelikle şunu söyleyeyim, Beşiktaş'ta engelli sporun oluşmasında da şahsınızın çok önemli bir rolü oldu. Buna ben de şahidim. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Şunu da biliyorum ki ben size çok 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 daha önemli görevler vermek istediler ama siz döndünüz. Dediniz ki madem ki insanlar beni bu kadar çok seviyor, artık onlara yok diyemeyeceğim. Ben o görevleri almıyorum. Ben tekrar engellilerin yanına dönüyorum dediniz ve engellileri tercih ettiniz. Evet. Bunun için de teşekkür ediyorum. Bu arada genel Beşiktaş Televizyonu genel müdürümüzün de size saygı ve sevgileri var. Sizi özellikle çok sevdiğini, çok iyi tanıdığını vurguladı. Yani ülkenin her yerinden çok ciddi referanslarınız var. Ne güzel, böyle olmak çok çok iyi. Elif Elif'ciğim, evet. Çok güzel sorularım vardı senin. Evet, ben şunu sormak istiyorum sevgili başkanımıza. İkinci dönemde tekrar başa geldiniz. Belirli bir takım çalışmaları olduğu yerden üstlendiniz. Birçok soru ve sorunla karşılaştığınızı tahmin ediyor ve düşünüyoruz. Bize bu çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Aslında rutin olan sorunlarla karşılaştık. Tabii camia her geçen gün daha da büyüyor. Bir kartopu misali yuvarlandıkça ileriye gittikçe, zaman geçtikçe kütlesi artıyor, hacmi artıyor. Ve bununla beraber problemleri de artıyor tabii ki. Federasyonun da problemleri artıyor. Bizden önce 4 senelik bir farklı yönetim vardı. Burada yönetimlerin arzusu hep kurulu bir taşın üzerine, yapının üzerine bir taş daha, bir tuğla daha koymaktır. O anlamda da geçmiş dönemde 4 senede emeği geçen başta federasyon başkanı olmak üzere yönetim kurulu üyelerine de ben teşekkür etmek istiyorum. Tabii burada karşılaşılan sıkıntılar var.
daha hızlı yol alınabilirdi, daha farklı şeyler yapılabilirdi, projeler geliştirilebilirdi. Her yiğidin kendine göre bir yoğurt yiyiş şekli var. Onun için insanları eleştirmek doğru değil. Bizim yapımız daha farklı. Belki sizler de biliyorsunuzdur, ilerleyen günlerde zaman dilimi içinde programda da çok profesyonel bir yönetim kurulu kadrosu oluşturduk. Camiayı belli yerlere taşıyacak, sırtlayacak, hatta uçuracak, kanatlandıracak bir yönetim kurulu oluşturduk. Bu kapsamda hatta genel kurulda bir takım eleştirilere de maruz kaldık. İşte saydığımız bazı yönetim kurulu üyelerimiz sadece resimlerde kalacak dediler. Bunlar yönetim kurulu toplantılarına gelmezler. Bunlar engellilerle uğraşmaz dediler. Ama inanın genel kurul bitti. İlk dakikadan itibaren o insanların ne kadar hassas olduğunu tüm camia gördü. Benim için önemli olan şu, bizler gelip geçeceğiz. Bizler sizlerin davası için liderlik ve öncülük yapıyoruz. Sizlerin davasında sizlerin dili oluyoruz, sizlerin sesi oluyoruz. Bu insanları üzmeyelim. Madem buraya geldiler, bunlardan maksimum şekilde faydalanalım. Bu insanların eteğine yapışalım, bu insanların dibinde gezinelim. Çünkü onlar gerçekten gerek kimlikleriyle, gerek şahsiyetleriyle, gerek karakterleriyle, gerekse çevreleriyle ve kamuoyundaki bilgileri ve görgüleri dahilinde insanlarımızı ve kulüplerimizi özellikle belli yerlere taşıyabilecek kapasitede olan insanlar. Dolayısıyla eleştirmeden ilk önce bir bakalım neler yapıyorlar, neler ediyorlar, programlarını, vaatlerini nasıl yerine getiriyorlar. 24 Ocak'ta ikinci ayımız da olacak. Evet. Kaldı ki genel kuruldan sonra ikinci ayımız da olacak. Kaldı ki biz yaklaşık 10 gün sonra falan genel kuruldan 10 gün sonra faaliyetlerimize başlayabildik. İdari konuda halen bir değişiklik içindeyiz. Sistemi oturtmak üzereyiz. Ama maalesef belli bir yapının üstesinden gelmek ve ona şekil vermek çok zaman alıyor. Bir anda değiştiremiyorsunuz. Hiç kimsenin elinde sihirli değnek yok. Dolayısıyla ilk önce bir sistemimizi oturtma gayreti içine girdik. Ve 1,5 aylık bir yönetim olmamıza rağmen o kadar ciddi atılımlar yapmak üzereyiz ki. Bunlar inşallah bir ay içinde kendisini gösterecektir. Mevcut potansiyelimizin farklı stratejilerle nasıl kullanılabileceğini herkes görecek. Benim sloganım şuydu seçimlerden önce: güçlü kulüpler, güçlü federasyon. Ben sözümün sonuna kadar arkasındayım. Bu federasyonun sponsorluk gelirleri olacaktır. Gerçekten de çok ciddi sponsorluk gelirleri olacaktır. Yine sözümün arkasındayım. Kuruşuna kadar alınan tüm sponsorluk gelirleri kulüplerimize pay edilecektir. Çünkü federasyonun arkasında devlet var. Madem biz özel sektörden bir girdi elde edeceğiz, bir katma değer elde edeceğiz, o zaman onu da gerçekten bir simitle, bir dilim peynirle deplasmana giden kulüplerimizin sporcularına, idarecilerine, kulüplerimizin maddi giderlerini karşılamak üzere onlara dağıtalım ve koordineli bir şekilde, sistemli bir şekilde büyüyelim istiyoruz. Camia sizi boşuna sevmiyor sevgili başkanım. Yani hakikaten şu 1,5 ayda göstermiş olduğunuz performans gerçekten takdire şayan. Ama onda mükemmel. Şöyle etkenler de var. Sizlerin tecrübesi engelliler camiasındaki biz çok her önemlidir. Zaman yanındayız. Bu çok önemlidir. Tecrübeye bizim saygımız sonsuzdur. Sizlerin, sizin gibi olan arkadaşlarınız var yönetimimizde. Siz de Paralimpik Komite'nin yönetim kurulu üyesi oldunuz. O anlamda da sizleri de tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Ben Yavuz Koca Ömer gibi bir hocam var benim. Evet. Yani hepimizin hocası. Yani çok özel paralar verseniz öyle bir hocaya sahip olamazsınız. Evet. İmkanlar sağlasanız öyle bir hocaya sahip olamazsınız. İnşallah kendileri de gelecekler. Hayat görüşü anlamında da çok şeyler veriyor insana. O tecrübe, tecrübeleri, görgüleri, sistemin nasıl uygulanması gerekliliği, disiplinli çalışma. Bunların hepsiyle ilgili biz onlardan çok şey öğrendik. Hüsnü Güreli Bey. Gerçekten çok değerli bir insan. Çok. Yani bizim o büyüklerimizin olması gerçekten bizim için bir avantaj oldu. Ondan dolayı işte potansiyel yavaş yavaş şekilleniyor ve değerlendiriliyor. Bu arada yönetim kurulumuzdan biraz bahsedelim başkanım. Çok önemli isimler var. Hı hı. Ve engelli camiasının liderleri var. Engelli sporun liderleri var. Evet. Ben Elif'e bırakmadım ama Elif Hanım'a
Elif'in, çünkü vardı Elif Hanım'ın böyle soruları. İsterseniz biraz yönetimden biraz bahsedelim. Şimdi bir çırpıda tabii 14-15 kişinin ismini belki unuttuklarım olabilir. Affetsinler beni. Öncelikle engelli camiasından Ali Duran Karakaya var. Çok çok önemli. Senelerini, ömrünün hemen hemen belki yarısını spor konusunda harcamış bir insan. Hulusi Kalender Bey var. Gaziantep'te. O da çok önemli. Çok önemli projelere, Türkiye genelinde çok büyük projelere imza atmış bir arkadaşımız. Hüseyin Ateşer Bey var. Yine engeller konusunda özellikle Akdeniz bölgesinde herkesin imdadına, yardımına koşan bir arkadaşımız. Engelliler haricinde yine unutabiliyorum. Ben şurada sözünüze bir ilave yapmak istiyorum. Amerika'da derler ki engelliler için yapacağınız her şeyi engellerle birlikte yapın derler. Sanırım bunu Türkiye'de uygulayan bir Yavuz Koca Ömer, bir de Demirhan Şeref var. Ben hatırlarım ki Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nda hiç bu kadar engelli olmadı yönetim kurulunda ve yan kuruluşlarda. Doğru mudur? Yani kesinlikle bizim amacımız dediğim gibi bu federasyon yönetimi çok farklı bir yönetim oldu. Evet. Yani belki sizlerin de takip ettiğiniz gibi yönetim kurulundaki üyelerimize biz branşlar vermedik. Evet. Başka. Bir önceki dönemde ve hatta ondan önceki yine benim dönemimde her yönetim kurulu üyesinin bir branşı vardı. İşte birisi atletizmden sorumluydu, öbürü basketboldan sorumluydu gibi ve herkese bir branş verilmişti. Burada da farklı bir anlayış. Burada şimdi farklı bir anlayış getirdik. Biz istedik ki yönetim kurulu üyeleri branşlarla değil, idari konularla, sponsorluk mevzularıyla, gelir getirecek unsurlarla, projelerle ilgilensinler ve katma değer yaratsınlar. Çünkü branşlarımızı zaten verebileceğimiz bu işin uzman kadroları var. Teknik kurulları var. Merkez Hakem Komitesi'ne giren üstadlarımız var. Dolayısıyla onlar zaten götürebilirler. Ve kesinlikle çok doğru bir karar verdiğimize şu anda inanıyorum. İsabetli bir karar olduğunu görüyorum. Ama değişim tabii ki kolay olmuyor. Arkadaşlarımız hatta bazıları gerçekten üzülüyorlar. Yanlış algıladıklarından dolayı. Benim çünkü federasyonu götürmek istediğim hedef çok farklı. Bize aslında niye branş verilmiyor gibilerinden. Neyi düşünüyorsunuz? Ama işte dedim ya, şu 1,5 aylık içinde o kadar şeyler üretmeye başladılar ki branşlar haricinde. Katma değer yaratacak projeler, sponsorluk gelirleri veya birliktelikler, kurumlarla protokoller, gerçekten artık farklı şeyler üretilmeye başlandı. Bunun yanı sıra ben istedim ki bu işe ilk gönül veren Beşiktaş ve Galatasaray spor kulüplerinden de birer yöneticimiz. Evet, o anlamda da biz Beşiktaş olarak teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür edilmesi gerekenler hep sizlersiniz zaten. Sağ olun, çok mersi. Beşiktaş'tan ve Galatasaray'dan çok değerli kişileri yönetimimize aldık. Beşiktaş'tan Gökhan Sarı Bey'i. Genel müdürümüz Sayın Gökhan Sarı Bey. Galatasaray'dan Sinan Kalpakçıoğlu Bey'i aldık, kulüp direktörü. Onun yanı sıra Kaya Çilingiroğlu Bey'i aldık. Osman Tamburacı Bey'i aldık. Evet. Antalya'dan yönetimimizin gülü Nesrin Mater Hanım'ı aldık. Çok değerli bir insan. O da sizden iyi olmasın. Onun yanı sıra iş adamlarımız var. Erol Ersan gibi. İşte Atilla Bingöl gibi. Akademisyenlerimiz var. Nurettin Konar gibi. Yani bir anda isimlerini tabii ki sayamıyorum ama hepsi birbirinden değerli kişilerden oluşturduk. Ve dediğim gibi bir CEO getirmek üzereyiz biz federasyonumuza. CEO'nun getirilme amacı da sistemin idari olarak kurulması ve profesyonel bir anlamda federasyonun işlemesi. Süper. Bunu oluşturmak için uğraşıyoruz. Ama dediğim gibi yapısal değişiklik kolay olmuyor. Tabii, maalesef çok zor. Hantal kalınmış bir yani sistem var. Yani profesyonelleşmek her yerde bazen zor olabiliyor. İşte bu geçtiğimiz 4 senede bu yapılabilirdi belki. Ben sadece bu anlamda kayıp olarak görüyorum. Burada da bir ilki yapıyorsunuz. Ya burada da bir ilki yapacağız. İşte gelecek hafta pazartesi internet sitemiz açılacak. Futbol Federasyonu sitesi model olarak alınmıştır. Çok rahat kullanımı olan. Direkt bilgiye ulaşılabilecek, insanların açlığını giderebilecek bilgi anlamında çok profesyonel hazırlık sürecinden geçmiş bir sitemiz oluşacak inşallah. Ben burada bir ilave yapmak istiyorum Elif arkadaşımdan da izin alarak. Aslında bana göre Türkiye'deki federasyonlar içerisinde en büyük federasyon. Zira
adeta Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü gibi evet. işlevi olan bir federasyon. Çünkü bu federasyonda tek bir branş yok. Bir dolu branş var. Evet. Doğru mudur başkanım? Doğrudur, doğrudur. Yani. Şimdi baktığınız zaman... Ve tabii ki yönetmek de çok zor böyle bir federasyon. Kesinlikle, kesinlikle. Ama dediğim gibi hani beni değil bir başkasını da otursanız şu anda orada federasyon başkanlığı yapar. Niye yapar? Çünkü devletten para geliyor. Branşların belli. Yapılacak faaliyetler çok belli. Para. Herkes Peki. çok rahat yapabilir. Evet. Yani devletten aldığın parayı pay edeceksin. Ama mesele o değil. Evet. Siz hatırlarsınız 2004 ya. Senesinde 3-4 tane spor branşımız vardı. Biz peş peşe atıcılık, okçuluk, halterle başlayan o paralimpik branşların açılması döneminde çok eleştiriye maruz kaldık. Evet. Tekerlek, sandalye, evet. basketbol, üvey evlat mı oluyor? Biz ne yapacağız işte bu işin lokomotifi falan. Çok. Ancak gelinen noktaya baktığınız zaman birçok sporcunun kurtuluş ümidi olduğu paralimpik branşlar. Evet. Göğsümüzü kabartan, bizi gururlandıran branşlar oldular. İlk paralimpik madalyamızı biliyorsunuz 2004 Atina'da atıcılık branşında altın, gümüş Yavuz olmak üzere. Yavuz Bey'in de ciddi katkısı var. Kesinlikle, tabii. kesinlikle. Ve baktığınızda şu andaki yine paralimpikteki tüm madalyalarımız o sonradan açılan paralimpik branşlarda elde edilmiş madalyalar. Evet. Onunla beraber şu anda biz Türkiye'de Avrupa ve hatta dünyanın en büyük tekerlek sandalye basketbol deplasman lig organizasyonu yapıyoruz. Evet. 61 tane kulübümüz var. Evet. 61 tane kulübün spor yapmasında işte biraz önce dediğiniz gibi Yavuz Bey'in çok büyük emeği var. Evet. Yani onların malzeme anlamında, destek anlamında bir şekilde desteklenmesi, onlara el uzatılması, omuz verilmesi bu gücün elde edilmesine sebep oldu. Ben her yerde söylüyorum. Vakfın kurucu üyelerinden bir tanesiyim. Sizler de evet, öylesiniz. Evet. Mütevelliyet üyesiyim. Ya ikinci ya üç numaralı üyesiyim. Evet. Paralimpik komitenin yine öyleyiz. Evet. Kurucu üyelerindeniz. Hatta tüzüklerini biz hep beraber baktık. Yavuz Bey sizler hepiniz. Vallahi olmaktan da gurur duyuyorum. Ben kendi şahsım adına. Bu sporun dört tane sac ayağı var. Ve dört sac ayağının da birbirine eşit mesafede durması gerekiyorsa dengelerin aksamaması için. Ve uzun yıllardan sonra tek yumruk çalışıyor evet. bu örgütler. Şimdi baktığınız zaman evet. birinci sacaya Spor Bakanlığı. Evet. İkinci sacaya federasyon. Üçüncü sacaya Türkiye Milli Paralimpik Komitesi. Dördüncü sacaya Türkiye Engelliler Spor Yardım Eğitim Vakfı. Ve bunların uyum içinde çalışması çok önemli. Ülkenin işte hem içinde hem de dışarıdaki başarıya ulaşması ve da uzun yıllardır ana ilk defa bu kadar kenetlendi. İkinci kez söylüyorum ama evet. Evet. Yani bayağı ya burada birlik önemli, ve beraberlik önemli var olan burada. İyi niyet. Baktığınız evet. zaman dört evet. kurumda iyi niyetle çalışıyor. Hiç kimsenin birinin önüne geçme gibi bir telaşı yok. Tabii canım yani. Devlet zaten arkamızda ama dediğim kurumların da gerek TESYEV'in gerek Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin her şeyi devletten beklememe gibi bir zihniyeti var. Öyle bir zihniyete sahip. Çok güzel bir zihniyet. Dolayısıyla bu sac ayakları mümkün olduğunca birlikte durursa bu spor yıkılmaz ve her daim daha ileriye gider diye yok, düşünüyorum. Yok yok ben de diğer arkadaşlarım gibi inanıyorum ki Demirhan Şerifhan'la engelli sporunda önümüzdeki yıllarda devrim yapacağımıza inanıyorum. Ama bakın Demirhan inanıyorum. Şerefhan değil sadece hep Demirhan birlikte, Şerefhan tabii değil. Ki hep Demirhan'ın, Demirhan Şerefhan'ın gelmesi hepimiz ekibin tekrar bir araya gelmesini mutlaka. Sağladı. Evet doğru. Anlatabildim mi? Doğru toplayıcı yani, oldu. Evet toplayıcı kesinlikle bir benim bir borcum vardı o borcu bu şekilde ben ödemiş olarak vallahi kabul ediyorum kendimi. Başkanım. Ve hep beraber biz hiçbir zaman hiçbir yerde şunu demedik ben yaptım. Evet. Şunu evet. ben yaptım bunu ben becerdim evet. demedik. Biz evet. bir ekip olarak geldik. 2000 senesinde de belki hatırlarsınız Yavuz Bey bırakmıştı evet, Federasyon evet, Yönetim Kurulu evet, Başkanlığını. Evet, evet. Halil Kılıçoğlu Bey gelmişti. Ya işte o zaman Halil bir Kılıçoğlu geriye dönüş Bey beni oldu, aradı. Evet. Dedi ki en yetkili as başkanım olur musunuz dedi. Ben dedi siz dedi çok duydum dedi. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz dedim. Ama biz dedim bir ekip olarak bıraktık. Eğer gelirsek de Allah nasip ekip ederse olarak. Ekip olarak geliriz demiştim. 2000 senesinde de Allah nasip etti ekip olarak geldik. Doğru. Doğru. Güzel şeyler olacak. Sevgili Elif'ciğim ben uzun uzun hep sürekli lafını kesiyorum. Özür dilerim top sende. Aslında ben şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Şahsi düşüncem ve bakış açım. Bu yapılan güzel çalışmaların sonucunda esasında biz toplumu da çok bilinçlendiriyoruz. Eskiye baktığımızda ve şimdikiyle kıyasladığınızda toplumun da engelliye bakış açısı o kadar farklı ki. Yani bir 2005 yılına gidersek
engellinin binebileceği bir toplu taşıt yoktu. Kullanabileceği, gidebileceği bir kaldırımı yoktu. Kesinlikle. Ben dikkat ettiğimde hakikaten böylesi güzel çalışmalarla biz önce toplumu da bilinçlendirdik diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu konuda da şahsım adına ve çalışmaları yapan yöneticilerim adına çok seviniyorum. İşte spor engellilerin vitrinine yerleşti. Evet. Bunu önümüzdeki günlerde çok daha iyi göreceksiniz. Şu anda biz son derece değerli olan markamızın yanına, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu markasının yanına 3 tane çok değerli markayı koymak üzereyiz. Evet. Ve ben bunları açıklamıyorum. Kendileri eğer bizi izliyorlarsa onlar da kendileriyle ilgili konuştuğumu algılayacaklardır, anlayacaklardır. Artık eskisi gibi işte çok ucuz rakamlara internet sitemize logo koyma veya ne bileyim formamıza reklam alma devri bitti. Eğer yapacaksak en güzelini, en büyüğünü, en mükemmelini yapacağız. Eğer yapmayacaksak yapmayalım. Ama federasyon ucuza gitmesin. Evet, yani, haklısınız. Ben inanıyorum. Bu arada yeri gelmişken de ben bizim için önemli olan bir olayı söylemek istiyorum. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi sevgili Rahmi Koç'la birlikte çalışmaktı. Zira bundan 10 yıl önce biz Rahmi Koç Müzesi'nde engelli sporun tanıtan bir kokteyl yapmıştık. Ve o kokteyli gördük ki Rahmi Koç Müzesi engelliler için muhteşem özgür bir yerdi. Ve ben o gün Rahmi Koç'a aşık oldum ve tek hayalim Rahmi Koç'la birlikte çalışmaktı. Koç Holding'de çalışmaktı. Bugün artık tekerlek sandalye basketbol takımımız BJK, RMK, Marina olmuştur. Bu bağlamda da ben sevgili Rahmi Koç'a çok 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 engelliler adına ve Beşiktaş adına çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Rahmi Koç'a. Biliyorsunuz internet sitemizde biz de bunu paylaştık. Size de bunun için çok teşekkür ediyoruz. Hani Beşiktaş olması bizim için tabii ki önemli. Ama bir markanın, dünya çapında evet, çok ünlü bir markanın, Rahmi Koç markası, ben şirketinin markasını demiyorum. Rahmi Koç markasının evet, Beşiktaş'a destek olması gerçekten hepimiz için evet, bir gurur kaynağı oldu. Doğru, yani artık iki marka ile çalışıyoruz ama Demirhan Bey'in gelmesi, Yavuz Bey'in işin başında olması, herkesin harıl harıl çalışması bizim kalitemize kalite katıyor. Siz de ciddi anlamda bizlere ciddi bir kalite katıyorsunuz. Artık biz markalarla çalışıyoruz. Bize göre Demirhan Şerefhan ciddi bir markadır. Sağ olun. Onunla çalışmaktan da onur duyuyoruz. Ben çok konuştum galiba. Elif'ciğim sen devam et. Sizi ben alayım. Ben şunu sormak istiyorum öncelikle. Engelli camiasını üzen bir haberle karşılaştık. Öncelikle bunun gerçekten bir dedikodu mudur yoksa gerçeklik payı nedir onu sormak istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gazi arkadaşlarımızdan oluşan Karagücü tekerlekli sandalye basketbol takımının ligden çekileceği dedikodusu. Bunun gerçeklik payı nedir? Böyle bir şey ben duymadım. Doğruyu söylemek gerekiyor. Valla inşallah dedikodudur, ben olmaz. Biz de bir dedikodu olarak varsayayım. Bir takım rivayetler var ama tabii ki belki Karagücü altında değil de farklı bir isimde yine o arkadaşlarımız varoluşlarını sürdüreceklerdir. Bu konuda federasyon her türlü desteği yapmaya hazırdır. Bizim emelimiz, bizim amacımız hiçbir sporcumuzun bu spordan, bu camiadan uzaklaşmamasını evet, sağlamak. Evet. Dolayısıyla kaldı ki biz öyle bir federasyonuz ki bir tek sporcu için branş açan bir federasyonuz. Evet, evet. Yani gelip de ben bu branşı yapıyorum ama sizin branşınız yok deyip de birçok konunun öncesinde daha önem arz eden bir konu olarak düşünülüp branş açılan birçok şeyimiz var. Spor disiplinimiz var. Dolayısıyla o arkadaşlarımız da hiçbir zaman sahipsiz kalmazlar. İnşallah. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ancak silahlı kuvvetlerimiz çok büyük destekler verdi. Genel kurmayımız çok büyük destekler verdi. Bunun için de kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Öyle de biliyorsunuz 9 kere 10 kere sırtınızda taşırsınız. Hep verirsiniz. Bir kere bir sıkıntı olur. Hemen suçlarsınız. Öncesinde muhakkak silahlı kuvvetlerimize çok güzel bir şekilde anmak mecburiyetimiz var.
Onlara bir teşekkür borcumuz var. Birden fazla teşekkür borcumuz var. Ve gazilerimizin onların önderliğinde başlattığı birçok spor branşımız var. Onun için silahlı kuvvetlerimiz de onları yalnız bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Vallahi bizler için de, Beşiktaş için de Türk Silahlı Kuvvetleri çok önemlidir. Bizler için önemlidir. Gazi arkadaşlarımız önemlidir. İnşallah bu sadece dedikodu mahiyetindedir. Ben de Elif'e katılıyorum, size katılıyorum. İnşallah dedikodu mahiyetindedir. Biz de öyle umuyoruz. Evet, inşallah. Biz de öyle umuyoruz. Evet, evet Elif'ciğim. Bir dolu projelerinizin olduğunu biliyoruz. Fakat lisanslı sporcularımız için artırımınız nelerdir? Şöyle söyleyeyim, aslında rakamlar bahsedilen, altı çizilen rakamlar çok gerçekçi rakamlar değil. İşte bir yerde bakıyorsunuz 3600 tane lisanslı sporcumuz var. Bir yerde bakıyorsunuz işte 1500 tane lisanslı sporcumuz var. Bizim için önemli olan faal sporcularımızın sayısı. Bununla ilgili olarak bir projemiz var. Onu Milli Eğitim Bakanlığı ile inşallah en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Sayın Müsteşar yardımcısıyla da ben bu konuyu birkaç kere görüşme fırsatını buldum. Onlar da projenizi getirin, değerlendirelim dediler. Biz de ne gerekiyorsa yapalım dediler. Bu nedir? Almanya'da sporcu sayısının, lisanslı sporcu sayısının fazla olmasının sebeplerinin en başında spor kulüplerinin her engelli vatandaş için aldığı bir destek var yurt dışında. Dolayısıyla ne oluyor? Devletten, bir rehabilitasyon, evet, bir rehabilitasyon verme görevini de üstleniyor spor kulüplerimiz. Ne diyoruz? Spor en hızlı ve en etkin rehabilitasyon aracıdır diyoruz. Dolayısıyla eğer rehabilitasyon kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurumları bu desteği verirken devletten bir pay alıyorsa bizim spor kulüplerimiz niye almasın? Bunu bir proje haline getiriyoruz. Projemiz neticelendiği zaman bu her iki taraf için de kazandıracak bir projedir. Kulüplerimiz daha fazla sporcuyu yetiştirecek ve maddi imkanlarını arttıracak. Biz ise sporcu sayımızı arttıracağız. Lisanslı sporcu sayımızda inanılmaz bir artış olacak ve daha fazla sporcu bulmak için evlere kadar, en ücra köşelere kadar kulüplerimiz birbirleriyle yarışacak. Çok büyük bir destek olacak diye düşünüyorum. Bu proje en önemli projemiz olacak. Bu konuda size de bir şey ilave etmek istiyorum. Biz sevgili başkanımız Demirhan Şeref Hanım projesinden yola çıkarak ayda 1000 tane engelliyi sporda eğitmek için bir proje yaptık ve genel müdürlerimiz gerek Gökhan Sarı'nın gerek Levent Çiftir'in çok hoşuna gitti. Şube başkanlarımızın çok hoşuna gitti. Eğer böyle bir yasa çıktığı an biz de ayda 1000 tane engelliyi sporda geliştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah, inşallah. Evet Elif'ciğim. Ben yine şöyle bir soru yöneltmek istiyorum sevgili başkanımıza. Dünya ve Avrupa Şampiyonası arenası dediğimizde bize ne söylemek istersiniz? Yani şimdi 15 tane spor branşımız var ve bu spor branşlarının hemen hemen hepsinde çok iyi yerlerdeyiz. Gerek Avrupa'da gerekse dünyada. Bundan yaklaşık 10 sene önce ismi esamesi bile okunmayan Türkiye, engelli sporlarındaki Türkiye, şu anda Avrupa ve dünyada birçok ülke tarafından ve Uluslararası Federasyon tarafından örnek gösterilen bir ülke haline geldi. Ve bu şampiyonalarda gerek işte Beşiktaş'ın Avrupa şampiyonu olması, gerek Galatasaray'ın kıtalar arası şampiyonu olması, gerekse halterde bizim powerlifting diye tabir ettiğimiz ağırlık kaldırma branşında Nazmiye'nin paralimpik rekoru kırarak paralimpik şampiyonu olması, Neslihan'ın masa tenisinde Neslihan Kavas'ın paralimpik ikincisi olması. Yani o kadar çok yerde varız ki artık, o kadar çok uluslararası arenada bayrağımız dalgalanıyor ki artık biz de varız diyoruz. Ve daha da fazla yer almak için çok özellikli branşlarımızda yeni atılımlar planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi atletizm. Atletizm branşında bugüne kadar atma disiplinine maalesef gerekli ağırlık verilemedi. Atma disiplininde özellikle ben arkadaşlarımıza bir talimatta bulundum, ricada bulundum. Öncelikli olarak spor, basketbol takımlarımız içindeki sporcularımızı bir tarayın. Onların kas yapılarına bakın. Kas kuvvetlerinin dirençlerini ölçün. Ve buna göre atmalarda öncelikli olarak o arkadaşlarımızı değerlendirelim
diye bir talimat verdim. Paralimpik oyunlarında biliyorsunuz en fazla madalya atletizm branşında dağıtılıyor. Daha sonra yüzmede. Birincisi böyle bir atılımı atletizmde yapıyoruz, atma branşlarında. İkincisi ise yüzme branşında çok yeni bir teknik kadro getirdik. Yani Türkiye'de on binlerce lisanslı sporcu yetiştirmiş bir ekibi biz şu anda yüzme branşımızın başına getirdik. Ve çok güzel kurulları oluştu. Faaliyet alanlarını geliştiriyorlar, genişletiyorlar ve projelerine baktığınız zaman gerçekten işte bu benim hedefimdi diyebileceğiniz bir atılım. 4 senelik bir atılım periyoduna girdik. Yeni branşlarımız var. Onlarda da madalya beklentilerimiz var. Yani iyi yoldayız diyebilirim. Özellikle Avrupa ve dünya arenasında. Vallahi başkanım yani öyle isimler duyuyoruz ki. Mesela atletizmde ben çok şaşırdım. Çok özür diliyorum. Çok önemli bir konuğumuz var. Sevgili dostumuz, sevgili engellilerin büyük dostu Osman Tamburacı. Alo. Alo. Efendim programımıza onur verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Engeller Camiası'na ve Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nda hoş geldiniz. Bu arada başkanımız Demirhan Şerefan konuğumuz. Engelli sporu için ve sevgili başkanımız Demirhan için neler söylemek istersiniz? Buyurun. Efendim beni de programınıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Sayın başkanım da oradaysa ona da sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum buradan. Çünkü bedensel engelliler için hakikaten bütün engelleri aşarak hizmet aşkıyla yanan bir konuğunuz var. Sizin de nazik davetinize benim icabetim kaçınılmaz oldu tabii ki. Elimizden geldiğince Sayın Başkan'ın yönlendirmesiyle Türkiye'de her spor geri itiliyor. Bilhassa futbol ön plana çıkıyor ama bedensel engelliler için hele son Beşiktaş Galatasaray maçını seyrettikten sonra aşkım kabardı desem yeridir. Bu kadar büyük bir performansın, bu kadar her uzvu sağlam insanların beceremediklerini bizim sevgili kardeşlerimizin hem arabalarını kullanıp hem sporda bütün algıları alt üst edecek şekilde direnç göstermelerinden ötürü fevkalade mutluyum. Başkanımız ne emrederse onun emrinde olmaktan da gururluyum. Estağfurullah. Vallahi sizinle çalışmak, engelli sporunu sizlerle birlikte yönlendirmek biz engellileri de çok 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 mutlu ediyor. Bu arada sözü biraz da başkanıma bırakmak istiyorum. Buyurun başkanım. Ne dersiniz Osman Bey için? Osman Bey saygılar. Bu aralar çok sık görüşüyoruz. Evet kesinlikle. Ben programda sizlerden bahsettim. Gerçekten bu camia için çok büyük şans olduğunuzu söyledim. Gereksiz, gerek Kaya Bey, gerekse diğer 12 yönetim kurulu üyemizin de gerçekten bu camia için çok büyük bir şans olduğunu dile getirdim. Sizlerden maksimum derecede faydalanmaları için kulüplerin birbirleriyle yarışması gerektiğini söyledim. Bu anlamda sizler de bize ve özellikle camiamıza destek verdiğiniz için bir kere de Beşiktaş TV aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun. Ben de sizin bu güzel sözlerinize ilaveten şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi sporda bilhassa bir sosyal konumdaki insanlar Allah aşkınıza şu kötü ve de acımasız bir rekabeti ortadan kaldırmanın insanların yüreğinde sevgi olduğu sürece mümkün olabileceğini vurgulamak istiyorum. Biz hepimiz birbirimize gerekli ahvalde lazım olan insanlarız. Beşiktaş gibi büyük bir camianın televizyonunda bir Galatasaraylı'nın konuşması, hatta bir gün davet edilirsem o onurlu koltukları da doldurmak isterim. Efendim onur duyarız. İnanın onur duyarız. Ve sizi stüdyomuza bekliyoruz efendim. Şu husumeti ortadan kaldırıp insanların sevgiyle birbirlerine yaklaştıklarında çok daha güzel şeyleri başarabileceğini ispatını yapmak istiyorum ben de kendi çapımda. Beşiktaş camiası, Galatasaray, Fenerbahçe camiaları böyle topluma önder olmuş sayın başkanımız gibi insanların atacağı adımlarla sizlerin
bu ortamı yaratma çabası içinde olmanızdan da istifade ederek, hiç olmazsa kavgayı, gürültüyü bir engelleyelim de insanların yüzlerine gülücük getirelim ve Allah'ın verdiği bir nefeslik olayı bile güzel hale getirebilmenin daveti içinde olmaktan başka bir amacımız yok. El ele tutuşup güzel yarınları koşmak da hepimizin görevidir diye düşünüyorum. Efendim, biz engelliler olarak da bizlere vermiş olduğunuz olağanüstü desteğe tüm engelli arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Ilaveten de şunu belirtmek istiyorum. Sevgili dostumuz, sizin gibi dostumuz Kaya Çilingiroğlu da bize söz verdiler. Stüdyomuza gelecekler. İkinizi aynı anda stüdyoda ağırlamaktan onur duyacağız Beşiktaşlı olarak efendim. Çok teşekkür ediyorum. Yani şu aradaki engelleri bir kaldıralım. Kaldıralım efendim. Hep beraber kaldıralım. Güzellikleri, hayatın güzelliklerinden bahsedelim birbirimize. Zaten kafi derecede hepimiz bu hayatın zorluklarından nasibimizi alıyoruz. Sevgi sözcükleriyle de birbirimizi kucaklatak ve sohbet etsek, böyle dağarcıklarımızdakini birbirimize aktarma fırsatı bulabilsek ve toplum da bizim bu söylemlerimizden istifade edebilmiş olsun. İlla ki bir galibiyet, illa ki bir birbirimize üstünlük sağlamanın hırsından vazgeçip de insan olduğumuzu bir hatırlatak, ama bu insan oluşumuzun da sadece egolara yönelik taraflarını bırakıp dostlukla adım atabilsek bence en doğrusunu yapmış olacağız. Bu düşünceden hareketle ben Demirhan Başkanımızın etrafında olmaktan, onunla birlikte her kapıyı açabilmenin mutluluğunu yaşamaktan inanın ki keyif alıyorum. Başkanım. Aynen. Biz de öyle Osman Bey. Yine siz bağlanmadan önce biz stüdyoda konuşuyorduk. İlk engelli şubesini açan Beşiktaş'tır. Daha sonra evet. Galatasaray'dır. Ama evet. Maalesef halen Fenerbahçe Spor Kulübü'ne engelli şubesini açtıramadık. Bu konuda sizlerin tavsiyelerine ve desteğinize ihtiyacımız var. Tavsiyelerimden öte siz bize bu konuşmalarla, bu programları yapmakla ışık tutuyorsunuz. Umarım ki Fenerbahçe bunun bir tarafından bu çarbana katılacaktır. Böyle büyük bir camianın sadece topun etrafında koşmaktan değil de insanlığı güzel yerlere götürebilmek için çaba sarf edeceğine inanıyorum. Beşiktaş, Galatasaray nasıl buna gönül verdiyse Fenerbahçe'nin de vakit kaybetmeden bizlerle el ele tutuşacağını ümit ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Biraz önce siz bir Galatasaraylı olarak konuk olduğunuzu, televizyon aracılığıyla, kanal aracılığıyla konuk olduğunuzu söylediniz. Ama ben de Fenerbahçeliyim, beni de stüdyoya davet ettiler. İşte en güzel kardeşlik ve dostluk göstergesi diyorum. Sizi saygıyla selamlıyorum Osman Bey. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyorum beni aradığınız, bu programa katılabildiğim için. Efendim, biz engelliler olarak da aramıza hoş geldin diyoruz ve sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler için verdiğiniz emekler için efendim. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hepinize gönül dolusu sevgiler. Sağ olun. Çok mersi efendim. Sağ olun. Evet, Osman Tamburacı gerçekten muhteşem bir insan. İyi ki ekibinizde var. Bunun için de teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Elifçim, evet. Ben yine evet. Sayın Başkanıma bir soruyla yaklaşayım hemen. Kulüp ve sporcu gelişimi çok önemli. Kulüp ve sporcu gelişiminde kulüplerimizin gelirlerini artırabilecek önemli projelerimiz var mıdır? Biraz önce değindim. Özellikle sponsorluk gelirlerine bizim federasyonumuzun değil, öncelikli olarak kulüplerimizin ihtiyacı var. Dolayısıyla kulüplerimizi ayakta tutma mecburiyetimiz var. Kulüplerimiz yoksa, sporcularımız yoksa federasyonun olma diye bir ehemmiyeti yok. Dolayısıyla biz öncelikli olarak şunu gördük ki sadece malzeme vermeyle bu iş olmuyor. Yani sadece minibüs almak da bu işi olmuyor. Minibüsü kullanacak şoförü istihdam etmek mecburiyetleri var. Sigortalamak mecburiyetleri var. Maaş verme mecburiyetleri var. O minibüsün bakımını yaptırma mecburiyetleri var. Deposunu doldurma mecburiyetleri var. Çocukların paralarını, yemek giderlerini karşılama mecburiyetleri var. Transfer giderlerini karşılama mecburiyetleri var. İdari olarak kulübü ayakta tutma mecburiyetleri var. Federasyon burada sadece deplasman giderlerini karşılıyor. Onun haricinde kulüplere farklı bir desteği maalesef olamıyor. İşte o anlamda da
Biz de elimizi taşın altına sokmak için şu anda uğraşıyoruz. Sponsorluk çalışmalarımızın, arayış çalışmamızın tek sebebi budur. Yok ben sponsor buldum, işte bakın 300 lira verdi, 500 lira verdi, 1 milyon lira verdi demek değil. Biz o alınan ücretleri ki sponsor, potansiyel sponsorlarımıza da söylüyoruz. Açık açık bakın diyoruz, biz sizden alacağız. Ancak kuruşu kuruşuna kayıt altında kulüplerimize vereceğiz. Bunu da en baştan söylüyoruz. Öyle de olacak inşallah. Bu kapsamda öyle bir desteğimiz olacak diye düşünüyorum. Bu arada başkanım, yani federasyonun spor kulüplerine ciddi bir gideri var. Yani insanlar bunu bilmiyor. Mesela kulüp deplasmana gidiyor ama federasyon zaten çok basit bir hesabı var ciddi onun. Ciddi bir katkısını veriyor ve böylece kulüplere de çok fazla külfet şimdi olmuyor. Şimdi kulüplerimizin çoğu da bilmiyor ama şu anda evet. Sadece deplasmanlı tekerlek sandalye basketbol ligimizin gideri 2 milyon lira. Sadece evet. Lig gideri. Ampute futbolun lig gideri yaklaşık 900 bin lira. 1 milyon liraya ciddi yakın. Bir para. Evet. Evet. Ve milli takımların kamplarına falan da baktığınız zaman yaklaşık 1 milyon da o üzerine koyuyor. Baktığı zaman zaten ciddi bizim bir bütçe. Federasyon bütçemiz 4,5 milyon lira. Ve diğer branşlarda 4,5 milyon lira ve kaldı ki şu anda bütçemizin %25'i maalesef kesildi. Doğru. Tüm federasyonların bütçesi %25 oranında kesildi ve şu anda federasyonumuzun çok ciddi bir borcu var. Ama Sayın Bakanımız, Sayın Genel Müdürümüz konu üzerinde hassasiyette duruyor. Daha bütçe yılı açılmadı. Açılır açılmaz bu sıkıntının üzerinden bu geleceğiz. Bu arada yeni spor bakanımız da engelli sporuyla çok yakından ilgileniyor. Ben ona da teşekkür etmek istiyorum. Hatta en son bir klip çekilirken mutlaka Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın engellileri de olmalı dedi ve bizi aradılar. Ve ben sevgili bakanımıza bu bağlamda da çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle ben her yerde söylüyorum, hatta röportajlarımda evet. Da bahsediyorum. Sayın Bakan'ın özellikle Londra Paralimpik oyunlarına gelmesi evet. Onun zaten kafasında bir yapı vardı, engelliler sporuyla ilgili bir düşünce vardı. Ama ona çok orayı büyük, görmesi, çok büyük evet. Katkıda bulundu. Evet, evet. Çünkü Sayın Bakan'la biz Olimpik Park'a girdiğimiz zaman onların önderliğinde şunu ifade etti. Ben olimpiyatları görmedim. Olimpiyatlardaki insan seli neyse paralimpiklere gelen insan seli de aynı. Evet. Bugüne kadar en fazla bilet satılan paralimpik oyunu oldu. Londra 2012. Yaklaşık 2.9 milyon bilet satıldı. En fazla bilet satılan paralimpik oyunudur. Ve tamamı tükendi. Bir muhteşemdi ama. Ve çok muhteşemdi. Gerçekten çok ciddi rakamlara satıldı. Yani ben ömrümde hayatımda böyle bir paralimpik oyunu görmedim. Kesinlikle. Sayın Bakan orada her daim milli sporcularımızla beraber oldu. Onları hiç yalnız bırakmadı. Onlara moral kaynağı oldu. Ve orada bir takım vaatlerde bulundu. Dönüşte bunların yavaş yavaş yerine geldiğini görmek bize keyif verdi, mutluluk verdi. Bence çok büyük bir şans Sayın evet, Bakan'ın evet, şu anda evet. Bu sporun, bu işin başında olması. İyi değerlendirmek lazım, iyi kullanmak iyi lazım, iyi anlatmak lazım, bu şeye iyi de niyeti benziyor. Göstermek lazım. Bu şeye de onun hamiliğinde evet. Engelli sporları ve diğer sporlar çok hızlı bir şekilde çok önemli bir mesafeyi kat edecek diye düşünüyorum. Bu şeye de benziyor başkanım. Şimdi başbakanımız engelli sporunu çok yakından biliyor ama başbakanımız gibi bazı belediye başkanları maalesef bilmiyor. Ama çok büyük katkı yapan belediye başkanlarımız da var. Belediyeler de var. Tabii herkes bunu bilemiyor. Bu bağlamda da tabii ki paralimpikleri görmesi tabii. Çok çok önemli. Yine çok önemli bir konuğumuz var. Hepimizin çok sevdiği, özellikle de biz Beşiktaşlıların çok sevdiği muhteşem insan Kaya Çilingiroğlu. Büyük dostumuz. Alo. Alo, iyi akşamlar. Kaya Bey, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Programımıza katkı sağladınız. Bu arada ben hemen şunu vurgulamak istiyorum size. Biz sizleri tanıyoruz. Siz yıllardır kameraların arkasında biz engellilere olağanüstü destekler veriyorsunuz. Ama sevgili başkanım Demirhan Şeref abi sizi ortaya çıkarttı. Artık biraz ortaya dedi. Ben bu bağlamda da bizlere federasyonumuzda vermiş olduğunuz destekten dolayı
peşinen bir teşekkür edeyim size. Çok teşekkürler. Aramıza iyi ki geldiniz. Başkan Demirhan Başkan da sağ olsun teveccüh etti, bizi yazmış yönetim kuruluna. Estağfurullah. Yavuz abinin vasıtasıyla ben Yavuz Kocaömer'in buradan sevgiler saygılar. Sevgiler saygılar. O vasıtayla ben engellileri tanıdım. Ondan sonra da elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok da abartmamak lazım yaptıklarımı. Yok, herkes sizin gibi olsun. Daha bağlandım, unuttum. Herkesin bugün kandili mübarek olsun. Sağ olun efendim. Öyle başlamak lazımdı konuşmaya. Evet. Buyurun. Ben öncelikle çok teşekkür ederken biraz Demirhan Başkan'a sözü bırakmak istiyorum. Kaya Bey tamam. Merhaba. Selam Başkanım, nasılsınız? İyi, sizleri sormalı. Hamdolsun, iyidir valla, uğraşıyoruz. Sizden önce Osman Bey bağlandı, sağ olsun. Tamur Hacı. Evet. Dün de beraberdik, önemli bir ziyaretimiz vardı. Sizin de çok önemli bir işiniz olduğundan dolayı gelemediniz ama evet, çok pozitif geçti. Onu bilahare sizlerle paylaşacağım. Ne güzel. Toplantının başında işte genel kurulda sizlerin isimleri görünce, resimleri görülünce genel kurulda bazı muhalif arkadaşlarımız işte... Bu insanlar buraya gelmez. Herkes zaten çok zor ulaşıyor onlara. Nasıl geleceklerde federasyonda hizmet edecekler diye konuşmuşlardı. Ben de bunları size iletmiştim. Siz de aynen şu cümleyi kullandınız. Başkan, zaten biz senelerdir engellilere hizmet ediyoruz. Arkadaşlar onu bilmiyor herhalde dediniz. Ki sizin vakfa vermiş olduğunuz destek, Yavuz Bey'in yapmış olduğu faaliyetlere vermiş olduğunuz destek... Bu işin zaten isimsiz kahramanlarından biz biliyoruz, bir tanesi vardı, olduğunun göstergesidir. Tabii, yani ben genelde böyle şeylerde Yavuz abiden de rica ederim. Benim üstünün geçmemesini diye, ama zaman zaman da geçirmek lazım. İnsanları ayaklandırmak için bir takım şeylere. Ama siz muhalefetin bir örneksiniz. Muhalefetin olması iyidir. Muhalefet bizi her zaman rekabette ayakta tutar, dik tutar. Daha güzel görevler yapmamızı sağlayacak. İnşallah onlara en güzel cevabı 2014 Rio'da veririz biz. 2016. Yanlış söyledim. Çünkü benim çok üstüne durduğum paralimpikler bu sene geçti. Bir sene 10 madalya aldık, yanlışım yoksa galiba. Doğrudur. Onu artırıp oradaki bütçemizi bir şekilde artırıp ki bildiğim kadarıyla Kore'nin bütçesi 50 milyon euro falanmış. Bizimki 4,5 milyon değil mi başkan? Evet, doğrudur. Senelik bütçesinden bahsediyor. Evet. Senelik. Kaç tane branşımız var? 20 mi? 14 mi? 15 şu anda. 15 branşla 4,5 milyon. Yani herhangi bir futbolcuya ödenen bir senelik bir paradır bu. Ama Paralimpik'ten 10 madalyayla döndük. Yüzümüzün akıyla. İnşallah bunun üstünde olmamız lazım diye düşünüyorum. Benim hedefim o. Şimdi sevgili Kaya Bey, biz sizi niye anlatmak istiyoruz? Sizler ciddi bir örneksiniz bizler için. Sizleri görüp de bak biz engellilerle bu seneye kadar hiç ilgilenmedik. Kaya Bey ilgileniyor. Siz bir öndersiniz, örneksiniz. O yüzden önder demeyelim de örnek diyelim. Evet. O yüzden biz engellilere vermiş olduğunuz desteği ben çok teşekkür ediyorum. Daha önce ben biliyordum, yıllarca bize hizmet ettiniz ama bunu basın duymadı, kamuoyu duymadı. Bence artık bundan sonra duysun. Kaya Çilingiroğlu da engeller için neler yapıyor, herkes bilsin. Öyle değil mi başkanım? Öyle, yavaş bu konuda yavaş. Ne dersiniz? Yavaş yavaş tabii bizim vaatlerimiz var, projelerimiz var. O projelerle bir ekip çalışması için de yol alacağız. Kaldı ki biz işte basını çağırdığımız zaman... Kaya Bey olmadığı zamanlar, Osman Bey olmadığı zamanlar basın pek ilgi göstermiyordu. Ama şimdi ben kullanıyorum onu. Diyorum ki Kaya Bey de gelecek, Osman Bey de gelecek. Hatta Kaya Bey dinliyorsunuz, bazı evet. toplantılara gidiyoruz. Kaya Bey ne zaman gelecek falan diyen mesela çalışanlar oluyor. Evet. Ve gerçekten basının geleceği zaman bana birkaç gün önceden haber verirseniz başkanım. Elim kanlı olsa gelirim yani. Evet, kesinlikle. Bizler tabii sizi üzmek istemiyoruz. Bizler sizi bu camia adına bizlerin önderliğinde hep beraber ekip çalışması için de ön planda tutma mecburiyetimiz olduğuna inanıyoruz. Çünkü senelerdir kitlelerin ilgisini farklı yönlerde, farklı çalışmalarla çekmeye çalıştık ama bazı yerde başarılı olduk, bazı yerde başarılı olamadık. Biraz önce birkaç markadan bahsettik.
sizler, Osman Bey gerçekten Türk sporunda hatırı sayılır bir şana, şöhrete, nama ve markaya sahip insanlar. Ve biz engellerin önünü açacaklar. Geçen mesela daha ilk yönetim kurulu toplantımızı yapmıştık, hatırlıyorsunuz. Arkasından evet. Beşiktaş Galatasaray maçındaki müsabakasındaki hadiseler vuku buldu. Ve ben sizin programınızı izledim. O kadar güzel toparladınız ki yani insanın spor bilgisine sahip olması zaten bu işlerde 2-3 adım önde yer almasını sağlıyor. Onun için biz sizin bulunmanızı bir şans olarak... Bu arada ben o konuda da zaten bir şey... Zaten biz çarşamba günü yönetim yaptık. Cumartesi bu hadise oldu yani. Evet ama ben vallahi evde seyrederken... Federasyon burada. Keyifle seyrettim. Erman Bey sordu. Hoca bunun federasyonu nerede dediniz? Siz de oradan atıldınız, federasyon burada diye, çok güzeldi. Bu arada ben de bir ilave yapmak istiyorum. Tabii biliyorsunuz biz engeller camiasının bir anlamda bir bağlamda nabzını da tutuyoruz ve iç içeyiz. Siz o televizyon programında Beşiktaşlı olarak ciddi bir konuşma yaptıktan sonra o kadar çok telefon geldi ki, o kadar çok insanlar bir anda ya Kaya Çilingiroğlu da engelleri bu kadar seviyormuş, bak bizleri savunuyormuş ve hele hele Beşiktaşları falan. Tabii ki siz şu anda konumunuzdan dolayı tarafsızsınız ama şunu söyleyeyim, bütün engelli camiasında bir anda tak kurdunuz. Biz biliyorduk tabii ki. Sağ olsunlar ama yani bakın benim bu sene bilhassa Telegol'de bizim takım arkadaşlarım da ben de engellere elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık hani söylemlerimizle. Artık insanların kafasına yavaş yavaş kazıyacağız bunu. Çünkü böyle olmak durumunda yarın ben de engelli olabilirim. Hatta ben engellinin ne olduğunu sizin kadar tabii ki bilemem ama benim bir ayağım mesela 5 kere ameliyat oldum. 8 senedir spor yapamıyorum. Bir şekilde ben de engelli sayılabilirim. Yani bu daha da vahim bir durum da olabilirdi. Kopabilirdi de ayağım. Evet. O yüzden herkes bir gün engelli olabilir. Onun için de engellilere destek verecek herkes. Evet, çok ama haklısın. Engellilere destek verirken şunu kaçırmayalım. Engellilere acımayalım falan demiyorum. Engellilerin ne olduğunu bilelim. İşte bizim Kaya Çilingiroğlu'muz bu. Şimdi futbol camiasıyla da yakından ilgilendiğinizden dolayı söylüyorum. Futbol Federasyonu bir adım attı ve bünyesinde Engelliler Koordinasyon Kurulu oluşturulması için yönetim kurulu kararı aldı. Bundan bilginiz var mıydı? Çok güzel. Hayır yok. Çok güzel. Ve Sayın Haluk Ulusoy zamanında oluşturulmuş ve sonradan Sayın Özgener zamanında lağvedilmiş kurul tekrar oluşturuldu. Bu anlamda Futbol Federasyonu ile çok yakın temaslarımız tekrardan oluşacaktır. Sayın Ufuk Özerten'le ben birkaç kere konuştum. Çok ciddi yaklaşımları var. Branş, sizin branşınız olduğundan dolayı o platformda sizleri de görmek istiyoruz. Ne zaman söylersen gelirim yani. Sağ olun, ben sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu arada biz de BJK TV ve Beşiktaş Kulübü olarak teşekkür ederken demeyecek engellerin büyük dostu Osman Tamburacı'dan, Sayın Osman Tamburacı'dan söz aldık. Biz Osman Bey'le Kaya Çilingiroğlu'nu stüdyomuzda ağırlamak istiyoruz efendim. Tabii ne zaman isterseniz bana birkaç gün önceden söyleyin. Seyahatim çok teşekkürler. Pazartesi dışında her gün olabilir. Efendim bizleri desteklediğiniz ve bizlere emek verdiğiniz için BJK TV adına, arkadaşım Elif ve ben adına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller tekrar. Sizlere de sağ olun. Muhteşem bir insan. Elif sana geçmeden önce, sana geçmeden önce bir ufak bir aramız var, reklamlar tabii diyelim. Ki, müsaade ederseniz biraz da para kazanmak zorunluluğumuz var.